Selam gençler, kimyalısınız, kimyalısı ders kanalına hoş geldiniz. 11. sınıflarım, dersime devam ediyorum. Sıvı çözeltiler kısmına, ünitesine devam ediyorum. Şimdi çözeltilerin sınıflandırılması üzerine konuşmak istiyorum sizinle. O zaman ders notları kitabımızı elimize alıyoruz. Şu karizmatik kitabımızı. Sayfa 83 ve 85'i dersimizde işleyeceğiz. Çözeltilerimizin türleri nelermiş? Hangi değişenlere göre biz bu çözeltileri acaba sınıflandırıyoruz? Haydi bakalım bunları beraber değerlendirelim sizlerle. Evet, şimdi öncelikle çözeltileri biz elektrik iletkenliklerine göre sınıflayabiliyoruz. Şimdi biz bir önceki dersimizi hatırlarsak iki türlü çözünmeden bahsetmiştik. Neydi o? Birisi iyonlaşarak çözünmeydi. Diğeri ise neydi? Moleküler çözünmeydi. Evet. Şimdi eğer elimizde bir tuz var ise ya da işte asit var ise ya da işte baz varsa bunların çözeltileri ne yaparlar? İyon verirler ortama. O yüzden bunların gençler iyonlaşarak çözünebildiğini ve iyon verdiği için de elektriği iletebildiğini söyleyelim. Yani biz bunlara iyonal çözelti adını veriyoruz. Mesela iyonik bağlı bir sodyum klorür maddesi var. Sodyum klorür maddesini biz suya atarsak tabii ki ne yapacaktır? Ortama sodyum artı 1 ve klor eksi 1 iyonlarını verecektir. Niye böyle iyonlar veriyordur? Çünkü sodyum bir metaldir. Artı yüklü bir iyon olan ki 1A grubunda sodyum biliyorsunuz ki 1A yükü artı 1'dir zaten. O artı 1 vermek zorunda. Klor da 7A'dır. Yükseltgen basamağı konusunu biz size göstermiştik. 7A'da olan bir element artı 7 ile eksi 1 arasında alır ama bir metalle bileşik yaparsa minimum değer olan eksi 1'i almak zorundadır. Ve o yüzden ne yapar? Suya bu şekilde iyonlarını bırakır. İşte biz bu olaya iyonal çözünme ve bu çözeltiye de iyonal çözelti adını veriyoruz. Ve böyle çözeltilerde gençler iyon verebildiği için ortama ne yapıyor? Elektrolit çözelti adını veriyor. Yani biz şimdi sodyum klorür tuzunu suya attığımız zaman ortamda göremeyeceğimiz kadar böyle milyonlarca, trilyonlarca, katrilyonlarca ne yaparlar? Sodyum ve klor eksi 1 iyonlarına parçalanırlar ve bu iyonlar da elektronları taşıyabildiği için ne yapar? Tabii ki çözelti elektrik akımını iletebilir. Evet. Peki şimdi burada görüyorsunuz olayımızı. Ne yaptık? Sodyum artı 1 ve klor eksi 1 şeklinde biz buralara iyon verdik ve bu iyonlar sayesinde elektrik akımı iletebilir. Başka örnekler de verilebilir. Mesela asit çözeltisi HCl bir moleküldür ama molekül olmasına rağmen asit olduğu için kovalent bağlı bileşik olmasına rağmen asit olduğu için suya ne yapar? H artı ve Cl eksi 1 iyonlarını bırakır. Evet, sodyum hidroksit bir bazdır. Aynı iyonik bağlı bileşik gibi bakın sodyum var yükü artı 1. OH hidroksit, bak bunu mutlaka bilelim. Hidroksiti bilelim. Nitratı bilelim. Bir önceki derste ben size bazılarını vermiştim. Gene işte sülfat çok önemli iyonlarımızdan bazıları. Gene fosfat PO4 yükü eksi 3 olan bir iyonumuzdur. Bunları mutlaka bilelim. Gene siyanür dediğimiz bir iyon var. Bunu bilelim gençler. Pekala ne oluyor? Sodyum hidroksit deyince sodyum artı ve OH eksi 1 iyonlarını verdiği için ortama bu ne yapacak tabii ki? Ortamda elektrik iletkenliğini sağlamış olacak. Şimdi magnezyum fosfat diyoruz ya. Şu 2 var ya şu 2. Şu 2 aslında magnezyumun artı 2'sidir. O zaman ortama ne yapar? Ortama magnezyum artı 2 iyonu verir. Çünkü çaprazlamadan geliyor o 2 aslında, tamam mı? Fosfat da PO4. Bak bir köktür bu. Yükü magnezyumun altında 3 var ya. İşte o 3 oluyor. Yani eksi 3 oluyor aslında. Peki ne olur? Tabii kaç tane magnezyum var diyoruz. Bak bir sonraki derslerimizde bunları biz size iyon derişim kısmında tek tek böyle tekrardan bunları derişim üzerine hesaplama yaparken yazmak istiyoruz. Ve burada yazacağız. Ama en azından burada en azından bu olayları bir görmekte fayda var. Olayı daha iyi anlamak açısından. Bak ne var? 3 tane magnezyum var. Yani 3 tane magnezyum artı 2. 2 tane fosfat var. Bak böyle ben bunu yazabilirim. Peki alüminyum nitrat deyince bak bu 3 ne? Bu 3 aslında alüminyumun yükseltgen basamağı olan artı 3'tür. Evet görebiliyorsunuz. Artı nitrat NO3 yükü eksi 1 olan bir iyondur. Bak alüminyum bir şey verememiş çünkü bakın görüyor musunuz? Alüminyumun altında bir şey yok. Çünkü o yüzden nitratın yükü eksi 1. Ve bakın arkadaşlar ama bakın 3 tane nitrat olduğuna göre de 3 tane nitratı biz buraya sağlamak için önüne yazmak gerekiyor. Bu şekilde söyleyeceğiz. Evet, bu şekilde bu çözeltiler hepsi elektrik akımı iletirler. Çünkü hepsi ortama iyon verebiliyorlar. Şimdi gelelim moleküler çözünmeye. Bazı maddelerde işte glikoz olabilir, alkol olabilir. Bunlar gençler suda iyon veremezler ama çözünebilirler. Biz bunlara ne yapıyoruz? Moleküler çözünme adını veriyoruz. Evet. Şimdi burada arkadaşlar olay şu aslında. Moleküler çözünme yapan biz çözeltilere moleküler çözelti adını veriyoruz ve bunlar tabii ki ortama iyon veremediği için
elektrik akımında tabii ki iletmezler ve biz böyle çözeltilere de elektrolit olmayan çözelti ya da işte yalıtkan çözelti adını verebiliyoruz. Bakın şeker molekülünü aldım, suya attım. Gene bakın şeker molekül olarak ortama hiç iyon verememiş. Bu şekilde molekül olarak ortamda bulunur. Mesela alkol verelim, etil alkol verelim. C2H5OH burada bizim alkolümüzdür. Sıvı olarak biz bunu suya attığımız zaman ne olur tabii ki ortamda? Gene aynı şekilde C2H5OH suda şeklinde biz bunu yazabiliriz. Metil alkol de aynı şekilde. Bak metil alkol de şuraya yazayım. CH3OH. Çok karşınıza gelen bileşikler bunlar olur zaten. Çok fazla başka bir şey gelmez diye düşünüyorum. Biz bunu suya attığımız zaman ne yapacak gene? CH3OH suda şeklinde ortama tabii ki moleküller bırakarak bir çözünme gerçekleşir. Evet, şimdi bazen bazı bazlar var, bazı asitler var. Mesela amonyak zayıf bir bazdır. Onu söyleyelim. Zayıf baz olunca gençler tabii ki iyonlaşır. Baz olunca ortama tabii ki OH-1 vermek zorunda ama tabii ki burada moleküler halinde de çözünebiliyor amonyak zayıf olduğu için. Şimdi bunu asit baz dengesi var. 6. ünite orada vereceğim size, göstereceğiz. İşte amonyak zayıf baz, HF zayıf asit, işte karınca asiti var mesela burada zayıf asit. Tabii bunlar İyonlaşabilirler. Ortama tabii ki baz olduğu için, bak hatta denklemini ben buraya yazmamışım, yazayım. Amonyakla suya tepkimeye girdiğinde ne yapar? Amonyum iyonu artı OH-1 iyonunu verir. Bazlar suya OH-1 vermek zorunda. Bakın bu baz olduğu için tabii ki OH iyonu verdiği için tabii ki bu ne yapar? Elektriği iletir. Ama bakın şimdi mesela burada bir kuvvetli asit var diyelim veya kuvvetli baz diyelim. Mesela kim olsun? Potasyum hidroksit. Potasyum hidroksit suya atarsak potasyum artı OH-1. Bu madde suda %100 iyonlaşabilir. İşte kuvvetli maddenin özelliği o. Mesela buradaki amonyak daha doğrusu işte %2 iyonlaşabiliyorken diyelim. Çok yüzde fazla iyonlaşamıyor. Ama potasyum hidroksit %100 iyonlaşabiliyor. O yüzden %100 iyonlaşabilen potasyum hidroksitin elektrik iletkenliği amonyağa göre daha büyüktür diyebiliriz. Tabii ki amonyak da iletir ortama iyon verebildiği için ama bir potasyum hidroksit kadar kuvvetli elektrik akımı iletmez. O yüzden bakın iyonlaşma çok az olduğu için amonyak gibi bazlarda bunların elektrik iletkenliği tabii ki azdır. Yine ben bunları size aslında asit baz dengesi kısmında anlatacağım, tamam mı? Peki hala burada bazı moleküler çözünme örnekleri vermiş. Görüyorsunuz işte oksijen gazı suda moleküler çözülmüş. Bakın hiç iyon vermemiş. İşte şeker molekülü suda moleküler çözülmüş. Alkol molekülü, işte alkol molekülleri, etil alkol ve metil alkol molekülleri suda moleküler çözülmüş. H2 molekülü gene suda çözülürken moleküler çözülmüş diyebiliriz. Peki şimdi gelelim arkadaşlar çözünen madde miktarına göre sınıflama. Şimdi delişik çözelti diye duyuyoruz. Bir de seyreltik çözelti diye duyuyoruz, değil mi? Şimdi delişik arkadaşlar, eğer çözünen oranı yüksekse birim hacimde, o zaman ne olur? Çözeltiye biz delişik çözelti diyoruz. Ama çözünen oranı düşükse böyle çözeltiye seyreltik, yani seyrek, nadir gibi düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir çözeltinin delişikliği ya da seyreltiliği başka bir çözeltiye göre yorumlanır aslında. Yani biz bir tane elimizde bir çözelti var, başka bir çözeltiye göre bunu biz yorumlayabiliyoruz. Mesela bir başka çözeltiye göre seyreltik olan çözelti bambaşka bir çözeltiye göre delişik olabilir. Şimdi mesela bunun örneklerini bir yapalım isterseniz. Elimde ne var? Elimde bakın 3 tane su var elimde. 100 gramlık, 100 gramlık ve 200 gramlık sular var. Ben bunlara bakın 10 gram şeker, 15 gram şeker ve 20 gram şeker atıyorum. Bunların ben şimdi delişiklik sıralamasını yapmak istersem. Şimdi bakın burada olay ne biliyor musunuz? Derişim deyince aslında olayı şöyle ifade edeceğiz. Derişim aslında şudur. Çözünen kütlesi bölü aslında çözelti kütlesi gibi düşünebilirsiniz. Veya hani bu oran olduğuna göre burada çözücü kütlesini de böyle yazabilirsiniz oran olarak baktığınız zaman. Bunu kıyaslayabilirsiniz. Şimdi bizim elimizde hani 10 gram şeker var. Bak burada 20 gram şeker var. İşte bu daha delişiktir diyemeyiz. Çünkü bakın bunun suyu fazla olabilir, tamam mı? Şimdi o zaman biz burada sularını eşitleyebilirsiniz aslında. Bakın 100 gram suda 10 gram şeker var. Evet, burada böyle kalsın. 100 gram suda 15 gram şeker var. Burada 200 gram suda, evet 3. çözeltiye bakalım. 200 gram suda 20 gram şeker varsa acaba elimde 100 gram su olsaydı ne kadar şeker olurdu? Çünkü 200'de 20 ise 100'de ne olması lazım? 10 gram şeker olması lazım. He, o zaman bu aslında birinci kaptaki çözeltiyle aynı gelmiş oldu. Görüyor musunuz? Peki burada 100 gramda daha fazla çözünebilmiş şeker, yani daha tatlı bir şeker var. Yani burada tadına göre bakarsanız daha tatlı bir şekerli suyu
ikinci kapta görürsünüz. O zaman en derişiklik kimdir diye bakarsak, yani derişim sıralaması yaparsanız, derişimi 2'nin derişimi kimden büyük? 1'den büyük, ama 1 de bu durumda 3'e eşittir diyebilirsiniz. Peki ben burada seyreltiklik oranını kıyaslamış olsaydım, seyreltiklerine göre biz burada kıyaslama yapmış olsaydık, o zaman 1 eşittir 3 diyecektim. Bu sefer ne olur? Tabii ki 2'den büyük olacaktı. Yani derişim sıralaması yaparsam, derişiklik sıralaması yaparsam 2 en büyük, seyreltiklik sıralaması yaparsak da 1 ve 3 en büyüktür deriz. Peki çözünürlüklerine göre sınıflama. Çözünürlük bu konuda var zaten, önemli, ama şimdi en azından temel bilgileri bazen bilmek gerekiyor. Şimdi doymuş özelti var, doymamış özelti var, aşırı doymuş özelti var. Burada neyi ifade eder dersen, hemen bunu inceleyelim istersen. Bak şimdi, belirli sıcaklık ve basınçta 100 gram çözücüde çözünebilen maksimum, bak buradaki en fazla, buraya yazmamışım gerçi, yazalım. Maksimum madde miktarına biz çözünürlük diyoruz. Tamam, olay bu. Mesela şöyle bir şey verdim diyelim. 20 santigrat derecede, tamam mı? 20 gram ya da 25 gram, sayılar karışmasın. 25 gram X maddesi bölü 100 gram su. Evet, olay bu. Yani bu şu demek aslında. Böyle bir şey görürseniz şunu söylemek istiyorum. 100 gram suda maksimum 25 gram X çözünebilir. Yani eğer 24 gram atarsan çözünür, 25 atarsan çözünür, 26 atarsan, hayır, 25 çözünebilir. O zaman ne olur? 1 gram dibe çöker işte. Mantık bu, tamam mı? Yani sınırımız bu. Her bir madde için değişir tabii ki bu. Mesela çayımıza şeker atıyoruz diyelim. Mesela bir tane şeker attık, 2 tane şeker attık, 3 tane şeker attık. 20 tane şeker atsak çözebilir miyiz mesela? 20 tane şeker atsak çözülemez değil mi? Yani çözeltilerin belli bir doygunluk sınırı var. İşte olay bu. Şimdi mesela bunun doygunluk sınırı neymiş? 100 gram suda maksimum 25 gram. O zaman doyabilir yani bu. İşte doymuş çözelti bunu ifade ediyor. Yani şunu demek istiyoruz. Belli sıcaklık ve basınçta çözebileceği maksimum madde miktarını çözebilen çözeltileri biz doymuş çözelti diyoruz. Yani olay neymiş? Kuralımız şu ya. O zaman mesela 100 gram suyla bizim elimizde 25 gramlık X maddesi var. Veya işte 200 gram su varsa elimizde ne var? Tam da 50 gram X maddesi var. Yani böyle bir çözelti var. 100 gramda 25 çözersem 200 gramda da 50 gram çözebilirim. Ve bu çözeltiler benim neyimdir? Doygun çözeltilerimdir diyebilirim. Doymamış çözelti ise hani daha ihtiyacı var. Yani normalde kural neydi? 100 gram suda maksimum ne kadar çözünebilirdi? Maksimum işte 25 gram ilk çözünebilirdi. Ama elindeki çözeltide şu var. İşte 100 gram suyla benim elimde işte 20 gram X var. He, o zaman bak 25'e daha var. O zaman nedir? Bunu biz artı 5 gram daha ekleyebiliriz. Yani bu bizim doymamış çözeltimiz oluyor. Yani içeri çözebileceğinden daha az olan maddeyi çözebilen çözeltileri biz doymamış çözeltiler diyoruz. Bir de aşırı doymuş çözeltiler var. O da belli sıcaklıkta doymuş çözelti oluşturmak için gerekli olandan daha fazla çözüneni içeren çözeltilere aşırı doymuş çözeltiler diyoruz. Normalde neydi? 100 gram suda maksimum 25 gram çözünüyor ya. O zaman şöyle bir şey var. 100 gram suyun içerisinde 27 gram X çözünmüş. O çözündüğü anda gençler aşırı doygun çözeltidir. Ama aşırı doygun çözeltiler gençler çok önemli, kararsızdır. Ne yapar biliyor musunuz? Belli bir süre sonra fazladan çözmüş olduğu o 2 gramlık şeker var ya, yani 2 gramlık X maddesi var ya, 2 gramlık X maddesi ne yapar? Dibe çöker işte. Dibe çöken zaten çözeltiden sayılmaz. Çözelti içerisinde ne vardır gene? 100 gram suyla karşılık işte 25 gram X maddesi vardır. Bu 2 gram X maddesi dibe çöktüğü için çözeltiden sayılmaz. İşte bunu çözdüğü anda aşırı doygun çözeltilerdir. Ama belli bir süre beklerseniz onlar ne yaparlar? Aşırı doygun çözeltiler doymuş hale geçerler. Çünkü doymuş çözelti demek nedir? Kararlı bir haldir deriz. Şimdi bir tane notumuz var. Bu nota bakalım istersen. Şimdi elimizde doymamış bir çözelti olabilir, doymuş bir çözelti olabilir, aşırı doymuş bir çözelti olabilir. Bunlar tabii ki hani seyreltik ya da derişik olabilirler. Birbirine göre kıyaslama yapıyoruz çünkü. Yani işte bir çözelti doymuştur ama başka bir sıcaklıkta daha böyle yüksek bir madde çözünür doygun çözeltide. O zaman ne olur? O doygun çözelti başka bir doygun çözeltiye göre seyreltik olabilir. Tamam mı? Bunu size söyleyeyim. Veya bir çözelti doymamıştır ama ondan daha da böyle az böyle doymamış bir çözelti vardır. O zaman o çözelti seyreltik değil, derişik olabilir. Yani biz buradaki derişiklik veya seyreltiklik kıyaslaması yaparken, birbirlerine göre derişim kıyaslaması yaparken şundan bahsedeceğiz. Çözünen kütlesi bölü çözücü kütlesi oranına bakacaksınız. Yani bu orana göre hangisi daha büyükse daha derişiktir,
hangisi daha azsa daha seyreltiktir diyeceğiz. Pekala, geçelim diğer notumuza. Şimdi diyoruz ki dibinde çökeleği olan, çökelek demek ne demektir? Çözünemeyen madde. Şimdi bir çözeltimiz var. Şimdi burada dibinde bir X maddesi çözünememiş. Atıyorum mesela 3 gram X buraya dibe çökmüş ama çözelti içerisinde ne var? 100 gram suda işte bakıyorum ki 30 gram X var. He, ne yapmışsın sen? Temelde başlangıçta sen buraya 33 gram X atmışsın ama bu çözeltide maksimum 30 gram çözünebilmiş. O zaman böyle çözeltileri biz doymuş çözeltiler diyoruz. Yani çünkü çözebileceği 30 gramı çözmüş, çözemediği ne yapmış? 3 gram dibe çökmüş. O zaman biz buradaki çözelti kütlesinden bakarsak şöyle bakacağız. Çözelti kütlemiz nedir? 100 gram suyla 30 gram X maddesi toplam baktığınız zaman 130 gramlık doygun çözelti diyeceğiz. 3 gram çözeltiden sayılmaz, tamam mı? O yüzden böyle bir şekil görürseniz, yani dipte katısıyla dengede olan bir çözelti görürseniz, bunlar neymiş? Demek ki doygun çözeltilermiş. Peki arkadaşlar, dibinde çökeleği olmayan çözelti de doymamış da olabilir, doymuş da olabilir, aşırı doygun da olabilir. Yani onu o anda bilemiyoruz. Yani çözebileceğin çok fazlasını çözmüştür o anda, aşırı doygun çözeltidir mesela. Ama tam böyle çözebileceği kadar çözmüştür, doygun çözeltidir, ya da çözebileceğinden daha fazlasını ilavesini yapmam lazım. O zaman o çözelti doymamış bir çözelti olabilir. Yani mesela 100 gram suda 30 gram çözünebiliyordur, sen 25 gram atmışsındır. Dipteki katı kalmadığı için o çözelti hani böyle daha fazla madde çözebileceğini görebiliyoruz aslında çünkü kralımıza göre. O yüzden o çözeltimiz doymamış çözeltidir diyeceğiz. Peki bak, bu grafik neyi ifade ediyor? Arkadaşlar, bu grafikler şunu ifade ediyor aslında. Sıcaklık çözünürlük grafiğini vermişiz burada. Burada hani şu eğri üzerinde aldığımız her nokta çözeltinin doygun olduğunu gösteriyor. Yani şurada mesela şu nokta var ya, şu eğri üzerinde. Bu çözeltinin ne olduğunu gösteriyor? Doygun çözelti olduğunu gösteriyor. Mesela şimdi sıcaklığımız diyelim ki 50 santigrat derece olduğunda işte 70 gram madde çözünebiliyor diyelim. İşte sıcaklığımız arkadaşlar 10 santigrat derece olduğunda da 20 gram madde çözünüyor diyelim. Yani olay bu. İşte bu bizim eğri üzerinden aldığımız her nokta çözünürlük sıcaklık grafiğinde neymiş? Doygun çözelti. Peki eğrinin altından aldığımız şu noktalar ne olur? Çözebileceğinden daha azını içerdiği için bunlar da doymamış çözeltiyi ifade eder. Tamam mı? Bakın bunu böyle görebiliyorum. Peki bu eğrinin üzerinden aldığım şu noktalarda aşırı doygun çözeltilerdir. Ama aşırı doygun çözeltiler ne yapar? Belli bir süre sonra çözmüş olduğu fazlan miktarı dibe çökertir. Mesela bakın şimdi. Bu sıcaklığa ne kadar olması lazım? Şu kadar olması lazım. Yani şu kadar olması gerekiyorken bu kadar çözülmüş. O zaman şuradaki fazlan miktarı ne yapar? Dibe çökertir diyebiliriz. İşte bu grafikleri de böyle yorumlayabiliriz. Geldik dersimizin sorularına. Şimdi diyor ki bize, normal koşullarda 100 gram suda en fazla 10 gram X suyu çözünebilmektedir demiş. Buna göre 3 tane çözelti örneğimiz var. Acaba diyor hangileri doymamıştır? Şimdi bakın, neymiş kuralımız? 100 gram suda maksimum, yani en fazla 10 gram X tuzu çözünebilirmiş. Böyle bir tuzumuz varmış. Pekala, şimdi o zaman 10 gram suyumuz varsa ne kadar çözünebilir? 100 gram suda 10 gram X çözünebilirse 10 gram suda otomatikmen ne çözünebilir? 1 gram X tuzu çözünebilir. Evet, bakıyorum şimdi, görüyorsunuz ki tam da 1 gram vermiş bana yani. O zaman bu çözelti şu şartlarda doygun çözeltidir. Yani olabileceği kadar içerisinde madde var. Peki devam edeceğim. Şimdi 30 gram suda ne kadar çözünebilir? Kural neydi? 100 gram suda maksimum 10 gram çözünebilirdi X tuzu. Pekala, elimizde 30 gram su varsa ne kadar çözünebilir? %10'sa 30'da tabii ki 3 gram X tuzu çözünebilir. Peki ben ne yapmışım? 2 gram atmışım. He, çözelti o zaman ne olmuş? Doymamış. Peki doyurmak için ne kadar lazım diye sorabilirdi. Bak, normalde 3 grama kadar izin veriyor ama bende 2 gram var. Demek ki biz buraya artı 1 gram daha ilave yapmamız gerekirdi. Bak bunu da burada söyleyelim. Peki 50 gram suya 8 gram X tuzu eklersem ne olur? Şimdi bakın, elimde 100 gram suya karşılık arkadaşlar ne olması lazım? Maksimum 10 gram X tuzu olması lazım. Peki sende 50 gram su varsa ne kadar çözebilirsiniz? O zaman bu durumda 10'da, %10'sa 50'de ne kadar çözebiliriz? 5 gram X tuzu olabilir, çözünebilir. Ama sen 8 gram atmışsın. Ha, ne olmuş? Eğer bunların hepsini çözünürse şu anda, bak şu anda aşırı doygun çözelti olur. Onu size söyleyeyim. Ama aşırı doygun çözeltiler kararsızdır. Ne yapar? Bir süre sonra beklersek ne yapar biliyor musunuz? Şöyle bir şey olur. Dipte fazladan çözmüş olduğu, bakın 8 gram var fazla çözdüğü. Ama biz 5 gram bekliyoruz.
O zaman fazlan çözmüş olduğu 3 gram x ne yapar? Dibe çöker. O zaman çözeltimiz ne olur? 50 gram suya karşılık 5 gram x tuzu şeklinde toplamda 55 gramlık çözelti oluşur. O zaman bu çözelti aşırı doygun çözeltiden artık doygun çözelti haline gelir. Ama biz doymamış arıyorduk. O yüzden bu da olmaz. Cevap bu durumda yalnız 2, yani A seçeneğimiz gelir. Geldik dersimizin son sorusuna. Demiş ki dipte katısı olan sodyum bromür tuzu, ki sodyum bromür iyonik bağlı bileşiktir. Sodyum artı ve bromür iyonlarını ortama bırakır tabii ki. Bak şimdi dipte katısı var, çok önemli. Şimdi normalde bir miktar çözülmüş, tamam mı? Sodyum artı 1 ve brom eksi 1 iyonları bu ortamda var. Ama dipte de çözemediği bir miktar ne varmış? Sodyum bromür katısı var. Evet. Şimdi böyle çözeltilere biz ne diyorduk hatırlarsan? Böyle çözeltilere biz doygun çözelti der diyorduk. Yani çözebileceği kadar çözmüş, çözemediği dipte kalmış. Peki bak, diyor ki aynı sıcaklıkta katıyı çözecek kadar su ilavesi yapıyorsak çözeltimizde acaba hangisi doğru olur demiş. Bakın, katıyı çözebilecek kadar su ilavesi yapıyoruz yalnız. Şimdi bakın, çözelti seyrelmiş olur mu? Arkadaşlar, çözelti seyrelmiş olmaz. Çünkü ilave ettiğim su ne yapıyor? İlave ettiğim su şu dipteki katının da çözeltiye geçmesini sağlıyor, tamam mı? Eğer ilave ettiğim su katıyı çözebileceğinden daha fazla bir su olmuş olsaydı çözeltimizin derişimi azalırdı, seyrelmiş olurdu. Ama şu anda çözeltimizin derişimi sabit kalır. Bak, derişim sabit kalır. Neden? Çünkü ilave ettiğim su tam da dipteki katıyı çözebilecek kadar. O yüzden bu ifademiz yanlış olacak. Peki çözünen kütlesi artar. Tabii ki eskiden bir miktar çözünen kütlesi vardı ama dipteki çözünen kütlesini de çözebildiğimiz için çözünen kütlemiz otomatikman burada ne oluyor? Tabii ki artıyor. Peki ilk durumda iki faz, son durumda tek faz gözlenir. Evet, tabii ki ilk durumda dipte katı da vardı. Böyle iki fazlı bir görünüm var ama son durumda ilave ettiğim su dipteki katıyı da çözebildiği için çözelti artık tek fazlı bir karışım olacaktır. Sodyum bromür şeklinde biz bunu yazabiliriz. O yüzden arkadaşlar, burada derişim değişmediği için çözeltimiz seyrelmez ama tek fazlı bir görünüş olur. Bu da doğru gelir. Bu şekilde cevabımız hangisi doğrudur demişse cevapta biz burada ne yapıyoruz? D şıkkıdır diye D şıkkını biz burada işaretliyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle çözeltilerimizin genel özelliklerini iki derste, aslında bir önceki ders ve bugünkü dersimizle halletmiş olduk. Şimdi bir sonraki dersimizde çözeltilerimizin derişimlerine geçeceğiz. Kütlece yüzde derişim, hacimce yüzde derişim, ppm derişim, molerite, molalite gibi derişim türlerine geçeceğiz. Artık arkadaşlar için böyle sayısal kısmıyla ilgilenmek istiyoruz. Umarım siz beni anlıyorsunuzdur arkadaşlar. Haydi bakalım, derslerimiz devam edecek. Umarım sıvı çözeltilerle çok iyi olacaksınız. Haydi bakalım, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.